Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle edebiyat 11. sınıf 2. dönem 1. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuz ile başlıyoruz. Servet-i Fünun edebiyatının 4 özelliğini yazınız demişiz. İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde kurulmuştur. İkinci olarak sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Benimsemişlerdir. Üçüncü olarak aruz ölçüsünü başarıyla kullanmışlardır. Dördüncü olarak hep uzak ülkelere gitme hayaliyle yaşamışlardır diyebiliriz ve bunları eserlerinde hissettirmiş bunları yansıtmışlardır. Arkadaşlar hep uzak ülkelere gitme hayaliyle yaşamışlardır. Ve ne dedik? Eserlerine bunu yansıtmışlardır arkadaşlar diyerek ilk sorumuzu mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Sembolizm akımını açıklayınız demişiz. Arkadaşlar sembolizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Hemen boşluk doldurma bile oluşturabilirim size burada. 19. yüzyılın ikinci yarısında Parnasizme karşı ortaya çıkmıştır. Biz bunu klasik olarak veriyoruz ama bunlar her şekilde karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar ben size balı tutmuyorum, balı tutmayı öğretiyorum. Diyerek derse devam ediyorum. İzlenimlerinden yansıyan nitelikleri şiire aktardılar arkadaşlar. İzlenimlerinden yansıyan nitelikleri şiire aktardılar. Duyguların dış dünyayı ancak olduğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler. Duyguların dış dünyayı ancak olduğu gibi değil. Onu değiştirerek ulaştır ulaştırabileceğini düşündüler arkadaşlar. Ulaştıra bi le c yine düşündüler diyerek sembolizm hakkında güzel bilgiler vermiş olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Mensur şiir nedir arkadaşlar? Mensur şiir duygu ve hayallerin düz yazı biçimiyle şiirsel anlatılmasıdır arkadaşlar. Duygu ve hayallerin Düz yazı biçimiyle şiirsel olarak anlatılmasıdır. Mensur şiirler başlıkları olan bağımsız kısa ve yoğun yazılardır arkadaşlar. Başlıkları olan bağımsız kısa ve yoğun yazılardır. Bunun dışarısında bir şey söylememize gerek var mı? İki tane madde arkadaşlar mensur şiir hakkında yeterli diye düşünüyorum. Ve bu sayfamızı da geçip arka sayfamızdaki sorular ile devam ediyoruz. Ne demişiz? Aşağıdaki kelimelerin tek cümleyle tanımını yapınız demişiz. Biz bunları ama açıklayalım arkadaşlar tek cümleyle değil birden fazla cümleyle de açıklayabiliriz. Şöyle diyelim realizm konu gerçekten alınır arkadaşlar konu gerçekten alınır. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin neyidir? Benzeridir. Şimdi Bazen diyorsunuz hocam bizim sınavımız test olacak. Siz klasik yapmışsınız. Hadi bakalım. Şimdi sınavda dedi. Konu gerçekten alınır. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşanan kişilerin benzeridir. Yukarıdaki bahsedilen akım hangisidir? A. Realizm. B. Naturalizm. C. Sembolizm. D. Romantizm. E. Parnasizm. Onun için arkadaşlar daha perspektif düşünmemiz gerekiyor. Ben size temel bilgileri burada direkt olarak aktarmaya çalışıyorum. Ve devam ediyorum. Naturalizm. Kalıtımın ve çevrenin insanı kontrol eden unsurlar olduğunu savunan bir edebi sanattır arkadaşlar. Kalıtımın ve çevrenin insanı insanı kontrol eden unsurlar olduğunu savunan Evet uyu ters yaptım. Savunan edebi akımdır. Sembolizmi arkada açıklamıştık arkadaşlar. Ama yine açıklayalım. Farklı bir değişle de açıklayabiliriz. Semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlat e, anlatmışlardır. Semboller aracılığıyla dış çevrenin Arkadaşlar bakın bunlar gerçekten önemli. Bunlar üniversite sınavınızda da karşınıza çıkacaktır. Yani bunlar kaç yıldır değişmedi. Etkilerini ve izlenimlerini izlenimlerini anlatmışlardır. Romantizm. Mantık ve bilimsel düşünceden ziyade arkadaşlar bu akımda duygu ve hayal gücünü vurgulayan aydınlanmaya tepki olarak doğmuş bir akımdan bahsediyoruz. Mantık ve bilimsel düşünceden uzak düşünceden ziyade diyelim daha iyi olur. Düşünceden ziyade duygu ve hayal gücü vurgulayan aydınlanmaya tepki olarak doğan bir akımdır. Tepki olarak doğan bir akımdır diyerek bunu da tamamladık. Parnasizm arkadaşlar şiirde gerçekçiliktir. Şiirde gerçekçiliktir. Harika. Onun dışında romantik şiir anlayışına karşı olarak romantik şiir anlayışına karşı olarak 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Fransa'da ortaya çıkmıştır diyoruz. Ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet gayet güzel yazdığımızı düşünüyorum. Bilgi açısından güzel. Yazı olarak güzel olduğunu düşünmüyorum. Kabul ediyorum. Çünkü gerçekten yoruldum arkadaşlar. Sınav dönemi olduğu için çok sık video çekiyorum videolar kısmından sınıfınızın sınıfınızın diğer yazılı videolarına ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Milli edebiyat döneminin 3 özelliğini yazınız. Ağır dil yerine çok daha sade, anlaşılır anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Çok sade ağır dil yerine çok sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Aruz yerine hece ölçüsü kullanılmıştır. Aruz yerine hece ölçüsü kullanılmıştır. Eserlerde çoğunlukla arkadaşlar savaş, fakirlik gibi toplumsal meseleler işlenmiştir. Toplumsal konular, meseleler işlenmiştir. diyerek bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Ve arka sayfamızdan devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. 5 hececiler grubunda kimler vardır? Arkadaşlar 5 hececiler grubunda bunu nasıl kodlayabiliriz? Fohey olarak kodlayın arkadaşlar bunu. Evet. Şöyle. Fohey. Bakın. Faruk. Nafız. Çamlıbel. Orhan Seyfi. Orhan. Halit. Fahri. Ozansoy. Enis Behiç Kor Yürek. Yusuf Ziya Ortaç diyoruz. Ve bu soruyu da güzel bir kodlandırma ile çözmüş oluyorum arkadaşlar. Bakın. Bo hey. Kapatın. Hadi söyleyin bakalım. Faruk Nafız Çamlıver. Orhan Seyfi Orhan. Halit Fahri Ozansoy. Enis Bihiç Kor Yürek. Ziya Yusuf Ziya Ortaç diyerek sorumu mükemmel bir şekilde tamamladım. Ve 7. sorumdan devam ediyorum. Genç Kalemler dergisi kimlerin önderliğinde çıkarılmıştır arkadaşlar? Ali Canip Yöntem. Çok güzel boşluk doldurma test sorusu olur. Bunlardan klasik soru da olur. Ömer Seyfettin. ve Ziya Gökalp diyerek bu sorumuzda arkadaşlar kısa, net, öz ve doğru şekilde cevaplamış olduk. Servet-i Fünun dergisinin dağılmasına neden olan iç sebepler nelerdir arkadaşlar? Şimdi Servet-i Fünun edebiyatı arkadaşlar 1901 yılına kadar, evet 1901 yılına kadar birden çok tarihe geçen edebi eserler veriyor önemli. Fakat şu derginin ve topluluğun yıkılmasına sebebi oluyor. Nedir bu olay? 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçı'nın Fransızcadan tecrü te 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 tercüme etmiş olduğu, evet. Fransızca'dan tercüme etmiş oldu. Edebiyat ve Hukuk adlı eser arkadaşlar. Edebiyat ve Hukuk adlı eser bu arada makaledir kendisi. Türünü söyleyecek olursak. Servet-i Fünun dergisinde yayımlanıyor. Bundan dolayı da dergi kapatılıyor. Dergi kapatılınca da bir soğukluk giriyor toplum o, o, topluma üye olan kişilere. Ondan sonra da iki iki yakası bir araya gelmiyor ve arkadaşlar topluluk Servet-i Fünun topluluğu dağılıyor. Ne dedik? 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızca'dan tercüme etmiş olduğu edebiyat ve hukuk türü makale eser Servet-i Fünun dergisinde yayımlanıyor. Ondan sonra bu derginin dergide yayınlanmasından dolayı ne oluyor arkadaşlar? Dergi kapatılıyor. Dergi kapatılınca üyeler arasında soğukluk giriyor. Ondan sonra da iki yakası bir araya gelmiyor. Servete fiyonucuların ve tarihin derin sularına karışıyor arkadaşlar diyerek dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırıyoruz. Arkadaşlar sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımda videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda da link var. Direkt sizi videolar kısmına atacaktır. Orada aşağı doğru bakarsanız hepsini görebilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.